Çukurca'dan İstanbul'a uzanalım şimdi. Bu köylerde domatesin, salatalığın kokusu metrelerce uzaktan duyuluyor. İstanbul'un köyleri adeta organik ürün deposu. Eyüp'teki Pirinççi köyü de onlardan biri. Sebzesi, meyvesi, yumurtası, pekmezi İstanbulluların organik ihtiyacına karşılık vermeye çalışıyor. Bir ısırın efendim. Bak şimdi seyret. Çıt sesi geldi bak. Şu güzel sese bak. Oh. Bu tezgahtaki sebzelerle bir salata yapsak tadı nasıl olur? Tadı çok güzel olur. Yediğimiz her şey kimyasal. Gezen tavuk yumurtası budur. Nasıl tat? Efsane. İlk defa. Sebzesi, meyvesi, sütü, yoğurdu, pekmezi İstanbul'un bazı köyleri adeta organik gıda hazinesi. Özellikle piyasadaki hileli ve hormonlu gıdalar sebebiyle tüketici artık iyice organik ürün derdine düşmüş durumda. Ama bu özellikle İstanbul'da yaşayanlar için öyle kolay bir iş değil. Ama İstanbul'da öyle köyler var ki tam anlamıyla organik ürün deposu, işte o köylerden bir tanesi burası. Eyüp'e bağlı Pirinççi köyü. Buradaki üreticiler ürünlerini tamamen organik, %100 organik olarak yetiştiriyorlar. İşte burası da lahana bahçesi. Biz de madem lahana bahçesine geldik, arkadaşlarla birlikte birazcık toprakla ilgilenmekte fayda var. Sadece lahana da değil, üstelik pazı ve binbir türlü yeşillik üretiyorlar burada. Domatesi, patatesi, patlıcanı, soğanı, her şeyi %100 organik olarak üretiyorlar. Hem kendileri tüketiyorlar hem de dışarıya kurdukları tezgahlarla tüm İstanbulluyu deyim yerindeyse organik gıdaya doyuruyorlar. Hepsi organik. Hepsi organik, evet. Peki bir gıdanın organik olup olmadığını nasıl anlayacağız? İlk önce kokusuna bakacağız. Şimdi koklayınca hatırladım, domates böyle kokuyordu değil mi? Aynen öyle. Ne bileyim, kokusu yoktu ki domatesin. Ne koktuğu belli değil. Hani dedik ya organik köy diye, tavuklar da gezen tavuk ama biraz fazla özgür gezen tavuk bunlar. Bakın kümeslerinden çıktılar, her yana daldılar. Tavuğun gezeni makbuldür ama sizin tavuklar biraz fazla mı geziyor? Evet, fazla geziyor arkadaşım. Ne alacaksınız bugün? Organik domates, salatalık, pazı, kıvırcık, süt, manda yoğurdu. Yeterli mi? Kokusu tabii, kokusu daha farklı. Dillere destan manda yoğurdu. Manda yoğurdu yemenin de farklı bir tarzı var. Organik salataya bir adet salatalık şu anda dahil oldu. Ne yapıyorsunuz şu anda? Vallahi yoğurta katıyoruz. Harika bir lezzet. Ye de gör. Yumurta da zaten aldık. Tereyağı aldık, bal aldık, kaymak aldık, ne bileyim, hepsi doğal. Pekmez aldınız. Tabii aldık canım. Yarın sabah size kahvaltıya geliyorum. Buyurun. Buyurun gelin. Hemen gidelim. Kokusu, tadı, görüntüsüyle organik gıda hasretini dindiren köyler İstanbullunun adeta kurtarıcısı rolünde. Domates, biber arkadaşlar arkada kendi bahçelerinde yetiştiriyorlar, biliyorum. Kokusu size geliyor mu? Gerçi gelmez kokusu size ama bana geliyor kokusu. Neyse.